Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Meltem TV ana haber bültenimiz başlıyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Türkiye ve dünyadan gelişmelerle her zaman olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Önce başlıklar. Gaziantep'te tarihi gün. Halk milli kahramanları anma programına yoğun ilgi gösterdi. BTP lideri Profesör Doktor Aydarbaş, asker sivil kardeş olmalı dedi ve ekledi. Milli ekonomi modelini dünya parlamentolarında anlatacağız. Türkiye yönünü iyi belirlemelidir. Profesör Doktor Aydarbaş'tan Avrupa Birliği ve Şangay Beşlisi analizi. Cilve gözü sınır kapısındaki saldırı dış politikayı bir kez daha tartışmaya açtı. 4'ü Türk, 13 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 27 kişi yaralandı. Bombalı saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan cilve gözündeki patlamayı değerlendirdi. Avrupa Birliği'ne hem tepki gösterdi hem de yola devam mesajı verdi. Grup toplantılarında liderlerin gündemi yoğundu. Kılıçdaroğlu cilve gözü değerlendirmesi yaptı, Bahçeli açılımı eleştirdi. Atanamayan öğretmenlere kötü haber. Şubat'ta atama yok. Milli Eğitim Bakanı Avcı, atamalar sadece Ağustos'ta yapılacak dedi. Ereğli kan ağlıyor. 10 tersaneden 9'u kapanınca işsizlik tavan yaptı. 100 bin nüfuslu ilçede 43 bin kişi icralık. Başbakan'a rapor sunuldu, halk çözüm bekliyor. Ayrıntılar şimdi. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Avrupa Birliği macerası 50 yıldır devam ediyor. Ancak gelinen nokta ortada. Son dönemde Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne tepkisi ve Şangay Beşlisi'ne katılım önerisi dikkat çekiyor. Profesör Doktor Aydarbaş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde dikkat çekici tespitlerde bulundu. Bu tespitlerden mesela birincisi. Birinci tespit şöyle. Avrupa Birliği Hristiyan kulübü olduğu için Türkiye'yi içine almaz. İkinci tespit ise o da Şangay sürecini ilgilendiren bir tespit ki Ankara hükümeti Amerika Birleşik Devletleri ile paralel bir çizgide olduğu için Şangay Beşlisi'ne de katılamaz. Peki ne yapılmalı? Yanıt Profesör Doktor Haydarbaş'ın köşe yazısında. Türkiye'nin Avrupa Birliği hayali maalesef bitmiyor. Tek bir Avrupa devleti manasına gelen Avrupa Birliği aslında büyük bir medeniyet projesidir. Hristiyan dini etrafında birleşen devletlerin ortak bayrak, ortak para birimi ve ortak orduyla bir bütün olmasını ifade eder. Yarım yüzyılı geçen Avrupa Birliği serüveninde Türkiye'ye karşıysa birlik her zaman doğruyu konuşmuştur. Kapıda bekletilen ülkemize AB'nin bir Hristiyan birliği olduğu defaatle ifade edilmiştir. Ancak ne hikmetse bu acı gerçeğin kimya farkının dile getirilmesine karşılık hükümetler olmayacak duaya amin demeye devam etmişlerdir. Öyle ki 10 seneyi bitirmiş AKP iktidarında 2011 senesinde dahil olmadığımız birliğin bakanlığı kurulmuştur. Özellikle iç siyasette yapılan değişiklikler Avrupa Birliği yapılmasını istiyor bahanesiyle örtülmüştür. Türklerin Asakirullah olmalarını ve tarih boyunca İslam dininin bayraktarlarını yapmalarını unutmayan Batıysa bizi asla birliğe üye yapmayacaktır. Çünkü batılı devletler şahittir ki Türkler kimliklerinden vazgeçmezler. Sayın Başbakan sanki 10 senedir kendileri tek başına karar yetkisinde değilmiş gibi Avrupa Birliği'nden şikayet etmiş ve Avrupa Birliği'ni gerekirse Şangay Beşlisi'ne yönelmekle bir manada tehdit etmiştir. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı olmadığının altını çizmek gerekir. Yük almaya geleceklerinden bahseden başbakan, mevcut bozuk ekonomiyle kimin yükünü nasıl alacaktır? Eğer yük alma kabiliyetine ve formülüne maliksek, evvela kendi vatandaşlarımızın açlık ve işsizlik meselelerini halletmek daha doğru olmaz mı? Avrupa Birliği ülkelerinde yeraltı kaynakları tükenmiş, nüfus yaşlanmıştır. Ekonomik kriz günden güne büyümektedir. İşsizlik ciddi problemdir. Türkiye kalabalık nüfusuyla Avrupa'da dolaşım serbestisine kavuşturulmak istenmemektedir. Türkiye itikadı nedeniyle reddedilirken 40 yıla yakın bir süredir Avrupa Birliği bizi almaz öngörümüz gerçekleşmiştir. Şangay Beşlisi olarak anılan örgütün en önemli özelliği ise Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı tek kutuplu dünyayı reddetmeleridir. Türkiye'de iç siyasete, dış politikaya Amerika Birleşik Devletleri'nin yön verdiği ortadayken ne yazık ki bizi izlediğimiz yanlı siyaset sebebiyle Şangay Beşlisi'ne de dahil etmezler. Görünen o ki Türkiye yine yanlış bir tercih yapmaktadır. Ülkemiz üzerinde hesabı olmayan Uzak Doğu Türk Cumhuriyetleri, İslam alemi,
Türk İslam alemine yönelmemiz gerekir. Ancak Büyük Orta Doğu projesi ve Arap Baharı'yla kanlı yüzünü bir kez daha ortaya koyan Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar ram olmak her sahada önümüzü kesmektedir. Yapılması gereken öncelikle tam bağımsızlık üzerine kurulu milli bir iç ve dış politikayı hayata geçirmektir. Profesör Doktor Haydar Baş. Gaziantep'te tarihi gün, halk milli kahramanları anma programına yoğun ilgi gösterdi. BTP lideri Profesör Doktor Haydar Baş, asker sivil kardeş olmalı dedi ve ekledi. Milli ekonomi modelini dünya parlamentolarında anlatacağız. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Türkiye'nin içinde bulunduğu kaos ortamından çıkış için asker sivil birlikteliğinin şart olduğunu söyledi. Yeni Mesaj gazetesince Gaziantep'te düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında konuşan BTP Genel Başkanı, "Ben planımla, projemle geliyorum. Yakında milli ekonomi modelini dünya parlamentolarında anlatacağız." dedi. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesi tarafından Gaziantep'te düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma programında konuştu. Evet, bu kalpağı da hocama takdim ediyoruz. Haydar Baş, konuşmasını kendisine hediye edilen milli mücadele sembollerinden kalpakla yaptı. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ifade eden Haydar Baş, asker sivil kardeşliği şart dedi. Sivil askerin bir ve beraber olması. Sivilimiz bir Mustafa Kemal olamıyor. Askerimiz de sivil olamıyor. Onun için gelin millet olarak azmedelim, gayret edelim. Bu iki kurumu kardeş edelim. Var mısınız? O zaman göreceksiniz ki Japon sınırlarından Viyana kapılarına kadar koşan milletimiz nasıl can emniyetini, mal emniyetini, namus emniyetini, din ve vicdan emniyetini o gün temin etmişse, yeminle konuşuyorum, bugün de aynı şekilde bunu temin edecektir, kuşkunuz olmasın. Batılının kafasıyla yürüyüp ağzıyla konuşan, kalbiyle, aklıyla düşünen bu işi yapamaz. Niye? Onların kendine ait bir projesi, bir programı, bir tezi yoktur. Kimin konuşmasını söylerler? Kimin sözünü söylerler, kimin aklıyla beraber hareket ederler? Batılının aklıyla, o bize yaramaz. Şimdi sizin gibi düşünen, sizin gibi konuşan, sizin adınıza plan, proje, program yapan bir adamla beraber olacaksınız. Vallahi olduğunuz gün, yeminle konuşuyorum, 2 senede Avrupa'yı, 3 senede Amerika Birleşik Devletleri'ni refüze etmezsek namerdim. Var mısınız? Bu sözlerinden dolayı bazı çevrelerin kendisi hakkında sürekli iftiralar ürettiğini ifade eden Haydar Baş, "Benim arkamda Yüce Rabbim var." dedi. Şimdi bana diyorlar, beni çözemeyenler, hocanın arkasında derin devlet var. Yok yok, hocanın arkasında ordu var, asker var. Hiçbiri bilemedi. Benim arkamda Yüce Rabbim var. Ben her zaman sivil asker, devlet, millet, bir ve beraberliğinden bahsettim. Bir bilek, bir yürek olmaya mecburuz dedim ve devam ediyorum. Asker sivil birlikteliğinin sağlanması durumunda Türkiye'nin dünyanın bir numaralı ülkesi olacağını ifade eden BTP lideri, "Ben planımla, projemle geliyorum. Yakında milli ekonomi modelini dünya parlamentolarında anlatacağız." dedi. Ben planımla, projemle geliyorum. Şimdi ülkeler, devletler bizi davet ediyor. Yakında inşallah devletlerden sıraya giriyoruz, göreceksiniz. Meclislerinde biz modelimizi anlatacağız. Milli ekonomi tezimi anlatacağım. Neden anlatacağım? Çünkü kapitalizm çöktü, iflas etti. Zaten komünizm o çoktan çöktü 91 yılında. Artık tamamen sürünme döneminde. Batılı ne diyorlar? Lütfen gelin bizi kurtarın. Şimdi de Gaziantep'in Milli Kahramanlarını Anma programına vatandaş gözüyle bakalım. Programa büyük ilgi gösteren vatandaşlar mikrofonlarımıza görüşlerini açıkladılar. Yeni Mesaj gazetesi tarafından organize edilen Milli Kahramanlarımızı Anma programları çerçevesinde
Anadolu'yu il il dolaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta 5. durağımız olan çok önemli bir kentteyiz. Milli mücadelenin sembol kentlerinden biri olan Gaziantep'teyiz. Yeni Mesaj gazetesinin başlattığı milli kahramanlarımızı anma programlarında yeni durak Gaziantep'ti. Beşincisi düzenlenen program serisinin Gaziantep ayağına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evet, program başlamış durumda. Gördüğünüz gibi ilgi büyük. Yaklaşık 30 konuşmacı var. Hepsi tek tek kürsüye gelerek Türkiye'nin ve İslam dünyasının içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kuşatılmışlık üzerine analizlerini ve çözüm önerilerini aktarıyor. Programı takip eden vatandaşlara mikrofon uzattık, görüşlerini aldık. Bu kadar kalabalık bir katılımla birlikte bu insanların burada toplanması, artık halkımızın da kendisine yutturulmaya çalışılan yapay gündemlerden bıktığının, gerçek gündemin ve gerçek liderin peşinde olmak istediğini bir göstergesi olarak değerlendiriyorum. Ben uzun yıllardır kitap okuyorum. Ben kitapları hep Batı edebiyatı olarak görürdüm. Hep Batı yazarlarımız var zannederdim. Hep Batı'da insanlar var zannederdim. Ama meğersem hiç öyle bir şey yokmuş. Yani buradan şu ekibe baktığım zaman hepsi, yani affedersiniz, silkinseler bir fakülte çıkar adamlardan. Yani böyle insanları gördükten sonra, bizim kahramanlarımızı duyduktan sonra masal olmaktan çok öteye gidiyor bunlar. Yeni Mesaj gazetesine teşekkür ederim. Gaziantep Kuvay Mücahitler Derneği'ni davet ettiler. Bize bir en azından konuşma, sesimizi duyurma fırsatı verdiler. Hem Ehl-i Beyt'e hem milli kahramanlarımıza önem vermeleri, onların ismini yaşatmaları bizim için Gaziantep Kuvay Mücahitler olarak çok anlamlı. Ortalığın böyle karışık, böyle buhran olduğu bir dönemde çok büyük anlam ifade ediyor. Biliyorsunuz bugün Irak, Afganistan, işte Suriye, Libya, Sudan. Yani bundan belki 5-10 yıl önce işte böyle olacak deseniz oranın halkına gülüp geçeceklerdi, ama bir anda, bizim genel başkanımız Haydar Başbey'in de ifade ettiği gibi, işgal bir anda olur diyor. Bir anda darmadağın ettiler. Dileriz milletimiz bir an önce ayıkır. Bu programlar da milletimizin ayıkmasına vesile olur. Biliyorsunuz bölgemizde oynanan oyunları, Büyük Ortadoğu Projesi, şu anda işte görüyorsunuz komşularımız Irak, bugün Suriye, yarın belki sıra bizde veya İran olabilir. O yüzden bu toplantıların bizi bir araya getirmesi için çok önemli olacağını düşünüyorum. Ben Gaziantep Nurdağ Sakçagözü beldesindeyim. Çiftçiyiz. Çiftçinin hali çok kötü. Vatandaş ne ekeceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Neresinden tutsa zarar, zarar ödeyecek durumu da kalmamış. Artık icralar, hacizler başlamış. Eski traktörünü satıyor, onu peşinat veriyor. Parasının yarısını kullanıyor, yarısını peşinat verip tekrar 5 yıl, 4 yıl vadeyle traktör alıyor. Tohum hakeza, bankalara borçlar hakeza. Allah bu milletimize bir sahip göndersin diyoruz. Sahipliği de yapacak. Biz Haydar Baş hocamız diye görüyoruz. Cilve gözü sınır kapısındaki saldırı dış politikayı bir kez daha tartışmaya açtı. 4'ü Türk, 13 kişi hayatını kaybetti. 8'i ağır, 27 kişi yaralandı. Bombalı saldırıyı 3 kişi gerçekleştirdi. Sayın seyirciler, Hatay'ın Suriye-Türkiye sınırında bulunan Cilve Gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayla devam edeceğiz bültenimize. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının ayrıntıları ortaya çıktı. Saldırıda 4'ü Türk, 13 kişi hayatını kaybederken 8'i ağır, 27 kişi de yaralandı. Ölenlerin yakınları hastaneyi birbirine kattı. Suriye-Türkiye sınırında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü sınır kapısındaki patlama gündemin ön sıralarına oturdu. Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Bu panik anları patlamadan hemen sonra cep telefonu kamerasıyla çekildi. Çok geçmeden saldırının bilançosu ortaya çıktı. Patlamada 4'ü Türk, 9'u Suriyeli, 13 kişi hayatını kaybetti. 8 ağır, 27 kişi de yaralandı. Yaralılar içerisinde Türklerin de bulunduğu belirtildi. Patlamanın olduğu noktayı gözetleyen güvenlik kameralarının saptadığı tüm görüntüler Ankara'ya gitti. Güvenlik güçleri olay yerinde incelemeler yaptı.
güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu aracı park noktasına bırakan 3 kişi tespit edildi. Sen kolundan mı yaralandın? Kolundan evet. Nedir durum? Evet. Yanmam mı? Taş parçası. İlerleyen saatlerde kimlik tespit çalışmaları tamamlandı ve ölen Türklerin isimleri tek tek belirlendi. O isimler Ali Sille, Hasan Yumuşak, İbrahim Yalçınkaya ve Ahmet Taş olarak açıklandı. Ölenlerin yakınları Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne akın etti. Yakınlarının cesetlerini teşhis eden acılı aileler sinir krizleri geçirdi, hastane camlarını kırdı. Bunun üzerine polis biber gazı kullandı. Öte yandan patlamada ölenler toprağa verildi. AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Erdoğan cilve gözündeki patlamayı değerlendirdi. Avrupa Birliği'ne hem tepki gösterdi hem de yola devam mesajı verdi. Bültenimize salı günlerinin rutin haberleri arasında yer alan partilerin meclis grup toplantılarıyla devam ediyoruz. İlk durağımız AKP grubu. Başbakan Erdoğan dün cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. CHP ve Avrupa Birliği de Erdoğan'ın konuşma başlıkları arasındaydı. Siyaset teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Başbakan Erdoğan, Hatay'ın cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamayı değerlendirdi. Partisinin grup toplantısına konuşan Erdoğan, müteyakkız bir halde sınırlarımızı koruyoruz dedi. Her açıdan hassas bir olayla karşı karşıyayız. Cilve gözündeki bu gümrük kapısı Suriye'deki çatışmalar nedeniyle insani yardım dışında giriş çıkışa kapalıydı. Bu patlamayı bir fırsat olarak görüp buradan siyasi çıkar arayışına girenlerin bu tavrı da takdir edersiniz ki ne insafla bağdaşır ne de vicdanla bağdaşır. Suriye'de bu kadar yoğun çatışmalar yaşanırken Türkiye'nin bundan etkilenmemesi maalesef mümkün olamıyor. Çatışmaların başladığı andan itibaren önlemlerimizi aldık, uyarılarımızı yaptık ve müteyakkız bir halde sınırlarımızı koruyoruz. Erdoğan konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerini de sürdürdü. CHP Genel Başkanı'nın kendi ülkesini karalamak için istismar ettiği, kullandığı tutuklu ve hükümlü güya bu gazetecilerin dört tanesi Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'ne saldırı düzenleyen o malum örgütün üyesi. Son günlerde Avrupa Birliği'ne yönelik eleştiriler yapan Erdoğan, AKP grubunda da 54 yıldır Sudan sebeplerle Avrupa Birliği kapısında bekletilmeye tahammülümüz kalmamıştır dedi ve konuşmasına şöyle devam etti. Avrupa Birliği engel çıkarıyor diye biz yerimizde saymıyoruz. Bizim istikametimiz bellidir. Çok ama çok nettir. Biz doğudan batıya akmaya devam ederiz. Mecramızın önüne engel çıkarsa mecra değiştirir ama istikamet değiştirmeden yolumuzda kararlılıkla yürürüz. Grup toplantılarında liderlerin gündemi yoğundu. Kılıçdaroğlu cilve gözü değerlendirmesi yaptı, Bahçeli açılımı eleştirdi. Sayın seyirciler, CHP grup toplantısında da ana gündem cilve gözü sınır kapısında meydana gelen patlamaydı. Patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin CHP milletvekillerine gösterilmediğini söyleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Partisinin meclis grup toplantısında milletvekillerine seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cilve gözü sınır kapısında yaşanan patlamayı değerlendirdi. Temmuz 2012'de gazeteler, televizyonlar şu haberleri verdiler. Cilve gözü sınır kapısı Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatıldı. Madem bu sınır kapısı kapatıldı, nereden geliyor bu? Yabancı bir basın mensubu Hatay'da kimleri nasıl bomba imal ettiğini gösterdi. Kameralardan, internet üzerinden bunların hepsini izledik.
Cilve gözü sınır kapısının Temmuz ayında Türkiye tarafından tek taraflı olarak kapatıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, bölgeye giden CHP milletvekillerine patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin izletilmediğini söyledi. Bakanlar gider, kamera kayıtlarını izlerler. Gizlilik yasağı yok. Bizim milletvekilimiz gider, ben de görmek istiyorum der. Hayır, sen göremezsin, gizlilik kararı olur. Şimdi ben şu hakimler, savcılar, yüksek kurulunu ne söyleyeyim? Eleştirmeyeyim de ne yapayım? O savcıya ne söyleyeyim şimdi ben? Çifte standart hukukta olmaz. Neden söylemiyorsunuz? Neden göstermiyorsunuz o kamera kayıtlarını? Böyle bir sorunumuz var. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Suriye politikasında Türkiye'yi bir batağa sürüklediler. Bu da sakın ola ki uçak işine dönmesin. Uçağın düşürüldüğünü de biz başka yerlerden öğrendik. Ve MHP grubu, hükümetin terör örgütü PKK ile müzakere sürecini eleştiren Genel Başkan Bahçeli, Erdoğan, başkan PKK şampiyon dedi. Konuşmanızı yapmanızı arz ederim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin meclis grup toplantısında hükümetin PKK ile müzakere sürecini eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın başkanlık sistemine geçmek için veremeyeceği taviz yoktur diyen Bahçeli, Erdoğan başkan, PKK şampiyon dedi. Artık bundan sonra Erdoğan başkan, PKK şampiyon sözleri işitilirse hiç kimse bu da nereden çıktı dememeli ve hiç kimse bunu garip karşılamamalı. Bir ucunda başkanlık modelinin olduğu, diğer ucunda özerklik ve federasyon, arkasından da bağımsız Kürdistan'ın bulunduğu bir süreç alçakça müzakere konusu yapılmaktadır. Başbakan Erdoğan dağılmış, ayrılmış ve öbek öbek etnik kimliklere taksim edilmiş konfederal bir yapının başkanı, İmralı Canisi de ilk etapta sözde Kürdistan özerk bölgesinin başı olacaktır. Devlet Bahçeli, hükümetin PKK ile müzakeresine yönelik eleştirilerini şu ilginç sözlerle sürdürdü. İmralı Süreci isimli kısa metrajlı ihanet filminde Başbakan Erdoğan'ın baş rol arkadaşları, terörist başı ve örgütü, yönetmen Amerika Birleşik Devletleri, makyajcı Avrupa Birliği, dublör Barış ve Demokrasi Partisi, set dekoratörü Cumhuriyet Halk Partisi, montajcı Peşmerge, kameraman, sözde aydınlar, ses tasarımcıları da bazı eski sinema artistleri olarak yerini almıştır. Atanamayan öğretmenlere kötü haber. Şubat'ta atama yok. Milli Eğitim Bakanı Avcı, atamalar sadece Ağustos'ta yapılacak dedi. Sayın seyirciler, Şubat'ta 30 bin atama bekleyen öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kötü haber geldi. Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Şubat ayında açıktan atama yapılmayacağını söyledi. Atanamayan öğretmenlerin atanma umutları bir kez daha hüsranla sonuçlandı. Milli Eğitim'den bir kez daha atama yok açıklaması geldi. Öğretmenler ümit içinde Şubat'ta en az 30 bin atama bekliyordu. Sokaklara dökülüp eylemler yaptılar. Şubat ataması için çalmadık kapı bırakmadılar. Ancak tüm bu eylemler sonuçsuz kaldı. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Şubat'ta açıktan atama yapılmayacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Avcı, öğretmen atamalarının sadece Ağustos ayında yapılacağını, Şubat ayında atama olmayacağını söyledi. Yazıklar olsun. Başbakan Erdoğan'ın Şubat'ta atama yapılacak şeklindeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Avcı, Şubat'ta sadece il içi özür durumu atamasının olacağını ifade etti. Ereğli kan alıyor. 10 tersaneden 9'u kapanınca işsizlik tavan yaptı. 100 bin nüfuslu ilçede 43 bin kişi icralık. Başbakan'a rapor sunuldu. Halk çözüm bekliyor. 100 bin nüfuslu Zonguldak Ereğli'de 43 bin kişinin icralık olduğunu geçtiğimiz hafta haber bültenimizde sizlere aktarmıştık. Ereğli dosyasını biraz daha derinlere inerek tekrar açıyoruz.
Tuzla'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük tersane merkezi olan Karadeniz Ereğli'de 10 tersaneden 9'u faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 1474 şirketin kapısına da kilit vuruldu. İşte Türkiye'nin aynası niteliğini taşıyan Ereğli'nin içler acısı durumu. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi tam bir tersane bölgesi. Daha doğrusu bir zamanlar öyleydi. Çok değil, bundan sadece 10 yıl önce Ereğli, Tuzla'dan sonra Türkiye'nin ikinci önemli tersane üssüydü. 1970 yılında ilk tersanenin kurulmasıyla yola çıkılan ilçede, 2000'li yılların başına gelindiğinde tersane sayısı 10'a çıktı. Çeliğin ve çileğin başkenti olarak bilinen Ereğli, erdemir ve gemi sanayinin varlığıyla refah içindeydi. Tersaneler Erdemir Demir Çelik Fabrikası ile birlikte toplam 20 bin kişiyi istihdam ediyordu. Ancak son 10 yıllık süreçte tablo tersine döndü. Önce Erdemir özelleştirildi. Ardından tersaneler bir bir kapandı. Ereğli'deki 10 tersaneden 9'u faaliyetlerini durdurdu. Çalışan tek tersanede sadece 150 kişi çalışıyor. Ereğli'deki ekonomik çöküş bununla sınırlı kalmadı. Son 3 yılda Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı 1474 şirketin kapısına kilit vuruldu. İlçede bugünlerde deyim yerindeyse yaprak kıpırdamıyor. Erdemir'in özelleşmesi, tersanelerin de kapanmasıyla Ereğli'de işsizlik had safhada. 100 bin nüfusu ilçede 43 bin icra dosyası var. Bir zamanlar dışarıdan göç alan ilçede işsizlik nedeniyle 20 bin kadar kişi göç etti. İşin bir de psikolojik boyutu var. Ereğli şu an Türkiye'nin en çok intihar olayının yaşandığı yer durumunda. Emniyet kayıtlarına göre hırsızlık ve gasp Ereğli'de artan suçlar arasında. Ereğli'nin içinde bulunduğu kriz ve ilçenin ekonomik tablosu hazırlanan raporla bir ay kadar önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Raporda bölgedeki 10 tersanenin durumu tek tek anlatıldı. Ereğli halkı şimdi hükümetin kendilerine çözüm bulmasını bekliyor. Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevden ayrılmasının üzerinden tam 2 yıl geçti sayın seyirciler. Büyük Orta Doğu projesi kapsamında kimyasıyla oynanılan ülkede 2 yıldır olaylarda durulmuyor. Halk yine memnuniyetsiz. Ülke genelinde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Mısır eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek 2011'in Ocak ayında başlayan gösterilerden sonra 11 Şubat 2011 tarihinde istifa etmişti. O günden bu yana ülkede olaylar durulmuyor. Mübarek'in istifasının ikinci yıl dönümünde başkent Kahire'de binlerce kişi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. Göstericiler Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı aleyhine sloganlar attı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafındaki barikatları kaldıran maskeli protestoculara polis göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Göstericilerse polise taşla karşılık verdi. Bir diğer gösteri adresi Tahrir Meydanı'ydı. Burada toplanan kalabalık, halk rejimi düşürmek istiyor, Mursi gitsin sloganları attı. İki ay önce uzaya roket göndererek dünyaya meydan okuyan Kuzey Kore, şimdi de nükleer deneme gerçekleştirdi. Denemeyi ortaya çıkaran 5.1 şiddetindeki deprem oldu. Depremden dakikalar sonra Kuzey Kore resmi ajansı, ülkenin 3. nükleer denemesini başarıyla gerçekleştirdiklerini duyurdu. Uzun menzilli roket denemeleriyle dünya gündeminden düşmeyen Kuzey Kore, şimdi de nükleer deneme gerçekleştirdi. Kim Jong-un liderliğindeki ilk nükleer denemesini yapan Kuzey Kore'nin girişimi, deneme bölgesinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremle ortaya çıktı. Deprem anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Depremden dakikalar sonra Kuzey Kore resmi haber ajansı nükleer deneme ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin düşmanca tutumuna karşı kendini savunmak amacıyla nükleer denemenin gerçekleştirildiği belirtildi. Kuzey Kore'nin açıklamasında ABD'nin düşmanca tavrının devam etmesi halinde daha güçlü adımlar atılacağı duyuruldu. Kuzey Kore'nin nükleer denemesi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.
başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği olmak üzere Güney Kore'den İngiltere'ye kadar çok sayıda ülke Kuzey Kore'nin bu girişimini kınadı. Ankara Atatürk Bulvarı'nda bir otobüs durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Bomba imha uzmanlarının fünyeyle patlattığı çantadan bakın ne çıktı. Ankara'da şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Görüntüler protokol yolu olarak bilinen Atatürk Bulvarı'ndan. Bir durakta polis tarafından fark edilen çanta için bomba imha uzmanları çağrıldı. Yolun resmi geçiş güzergahı olması ve bölgede çok sayıda elçiliğin bulunması nedeniyle polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Atatürk Bulvarı trafiğe kapatıldı. Bomba imha uzmanları çantaya fünye bağladı. Ve çanta uzaktan kumandayla patlatıldı. Fünyenin parçaladığı çantadan beklenen çıkmadı. Bir vatandaş ayakkabısını unutmuştu. Polis ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından alınan önlemler kaldırıldı. Evet sayın seyirciler, İstanbul Emniyeti elektronik eşya kaçakçılarına göz açtırmıyor. Yasal olmayan yollardan yurda cep telefonu, elektronik sigara ve kol saati sokan ve pazarlayan kişilere operasyon düzenlendi bugün de. 6 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. 10 kişi gözaltında. Elektronik kaçakçılarına büyük darbe. İstanbul'da 5 ayrı ilçe yapılan eş zamanlı baskınlarda binlerce telefon, elektronik sigara ve yüzlerce kaçak saat ele geçirildi. Şu aradaki bölümü, canlı bölümü. Emniyete kaçak telefon, elektronik sigara ve kol saati ticareti yapıldığı yönünde ihbar geldi. 15 gün şüphelilerin izi sürüldü. Bakırköy, Kadıköy, Fatih, Bahçeli Evler ve Silivri'de şahısların satış yaptıkları anlaşıldı. Bütün hazırlıklar tamamlandıktan sonra adreslere eş zamanlı baskınlar verildi. Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 7 bin cep telefonu, 6 bin elektronik sigara, 650 kol saati ele geçirildi. Elektronik eşyaların Çin'de üretilip illegal yollardan yurda sokulduğu anlaşıldı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheli sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın inşallah saat 19.30'da Meltem Ana Haber Bülteni ile karşınızda oluncaya dek lütfen kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalınız. İyi akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. Meltem ekranlarından yarın karşınızda.